Bulgaristan Türklerinin ve Bulgaristan göçmenlerinin ekranı olmaktan gurur duyuyoruz. Bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber Bağımsız Yolcu programından herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Bulgaristan'ın farklı köşelerinden seslenmenin mutluluğunu yaşarken bugün yine benim çok sevdiğim özellikle insanlarını, özellikle burada bulunan arkadaşlarımı, dostlarımızı buraya çekime geldiğimizde her zaman yeni bir şeyler bulduğumuzu, her zaman yeni bir şeyler keşfettiğimiz şehirden, kasabadan, Deli Orman'dan, Razgat'tan merhabalar diyoruz. Efendim bugün sizler için Razgat'ta çok güzel bir program hazırlayacağız. İnşallah Rumeli TV ekranlarından bu programın heyecanını birlikte yaşayacağız. Efendim Razgat'ı anlatmaya gerek yok. Razgat'ı artık birkaç kere sizler için anlattık. Birkaç kere burada olduk. Ancak hiç böyle bu kadar güzel Razgat'ı görmedik. Tadilat yapılmış burada. Şehir güzelleşmiş. Daha da güzel çalışmalar olacak inşallah. Bunları hep beraber sizler için göreceğiz diyoruz. Her anonsunda söylediğim gibi küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kamerada Beyzat Mahmut, sunumda ben Cenk Seyfi. Sizler için Bulgaristan'ı tanımaya, böyle adım adım gezmeye ve buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim buradan ben özellikle teşekkürler iletmek istiyorum Kenan Selçuk abimize, burada bulunan misafirlerimize diyelim. Türkiye'den özellikle benim bugün görüştüğüm burada bulunan Deli Ormanlılara herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Kenan abimizin ailesine, eşine ve çocuklarına, onların tanıyanlara, Kenan abimizin bizim üzerinde desteği çok büyük diyoruz. İnşallah Razgat'a böyle daha sık gelmeye devam edeceğiz diyoruz. Evet, sizlerle beraber bugün Bulgaristan'da Razgat şehrinde bulunan iş adamlarımızı tanıyacağız. Onlarla beraber onların burada yaptıkları işlerle beraber sizleri buluşturacağız. Ve aynı zamanda buradan Deli Orman'dan sizlere güzel detay görüntüler vermiş olacağız diyoruz. Bizlerden sakın ayrılmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu geçen geldiğimizde yoktu. Bu geçen geldiğimizde yapılmamıştı. Şimdi var. Razgat gelişiyor. Çok güzel bir şey bu. Bulgaristan'da şehrin gelişmesi, Bulgaristan'da böyle güzel şeylerin yapılması bizleri çok çok mutlu ediyor diyoruz. Efendim anons uzadı. Bakın nereden başladık, buraya kadar geldik. Razgat'tayız efendim. Razgat'ı sizler için tanıtıyoruz. Razgat'ta iş adamlarımızla başlıyoruz. Bağımsız Yolcu Rumeli TV ekranlarından başlıyor. Hezargat'tayız, yani Razgat'tayız. Programımız başlıyor. Ekranlarınızın başına geçin. Kumandalarınızı bir yana koyun ve Bağımsız Yolcu'yu izleyin. Yanıma gir canıma, ailetme beni.
yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Mavrova'dan çıktı zümbül, üç gün eyledin. Mavrova'dan çıktı zümbül, üç gün eyledin. Üç günün içinde zümbül kimi beğendin? Üç günün içinde zümbül kimi beğendin? Gel yanıma, gir canıma, ayretme beni. Yanıma gir canıma, ayretme beni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Kazada kaza geldim sümbül, yok senden dilber. Kazada kaza geldim sümbül, yok senden dilber. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Yedi de sene mahpusla yatsam saracağım seni. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, bizler bugün dediğimiz gibi sizlerle beraber Bavulsuz Yolcu programımızda yine çok önemli bir yerdeyiz sizler için. Dediğimiz gibi programımızı Razgat'ın merkezinden açtık. Güzel görüntüler verdik sizlere Razgat'ta. Burada onarıldı bazı yerler. Onları sizler için aktardık. Razgat gerçekten havasıyla çok meşhur bir yer. Deliorman'ın havası gerçekten insana böyle şifa veriyor. Şu anda da yanımızda kimler var efendim? Fatih Turan, Turan 61 şirketinin imtiyaz sahibi ve yönetici. Onun burada şimdi iş yerine geldik, depolarına geldik. Hemen Razgat'ın girişinde ve çıkışında diyebiliriz değil mi Fatih abi? Efendim şimdi kısaca onu tanıyalım. Bakalım burada ne iş yapıyor Razgat'ta, ne ile uğraşmakta. Rumeli TV ekranlar aracılığıyla siz de onu tanımış olun. İlk önce Fatih abi merhabalar diyoruz sana. Merhabalar. Nasılsın? Allah şükür idare ediyoruz. Evet. Fatih abi seni tanıyalım. Nerede doğdun? Ben Trabzon doğumluyum. Ama Sakarya'da büyüdüm. Yaklaşık 15 senedir de Bulgaristan'dayım. Tamamen tesadüf oldu aslında buraya gelmem. Önce babam geldi. Benden 5 sene kadar önce. Ben de okulu bitirdikten sonra 18 yaşına geldiğimde ben de onun peşine geldim. Yaklaşık 15 senedir de burada ticaret yapıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Evet. Abi şunu konuştuk sizinle. Göçmenlik yok sizin ailede. Bizde göçmenlik yok. Biz tamamen Trabzonluyuz. Ama Sakarya'da oturuyoruz daha çok. İkamet yerimiz Sakarya. Gerçi biz senenin 11 ayı Bulgaristan'dayız. Geri kalan bir ayda da Trabzon'da veya Sakarya'da. Evet. Abi şu an eğitim nasıl sizde? Yani ne eğitim bitirdiniz? Eğitim, ben Sakarya Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Kalıpçılık bölümü okudum. Ama devam etmedim. Yani üniversiteye de 2 senelik gitme hakkım vardı. Okul bittikten sonra buraya geldim. Buraya geldim.
Abi şunu diyelim, pozitif mi oldu sizin için buraya gelmeniz, Bulgaristan'da bir şeyler yapmanız? Nasıl yani, siz nasıl düşünüyorsunuz? İyi mi yaptınız buraya geldiğinizde? Valla ilk başlarda, ilk geldiğim zamanlar pek iyi yaptığımı düşünmüyordum. Ben 8 sene Varna'da durdum. İşte orada kahvecilik yaptık, restorançılık yaptık, ticaret gene yaptık. Ama belli bir süre sonra artık şu an geldiğime hiç pişman değilim. Her şeyin başı zor diyoruz tabii ki de Fatih abi. Her şey zor, çok zor başlanıyor. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ama dürüstlükle yani kazanmışsınız bu şeyleri. Dürüst olarak bu işinizde ilerlemişsiniz. Evet, peki iş hayatınıza nasıl başladınız abi? Ne şu işi yapmakta uğraşıyorsunuz diyelim Turan 61 şirketi olarak? Şu anda biz mağazacılık yapıyoruz. Şu an 6 tane mağazamız var. 7.yi açacağız yakında inşallah, yılbaşına kadar. Bunların 4 tanesi Razgırat'ta, 2 tane Popova'da, bir tane de Şümen'de. Tabii daha ileride Bulgaristan'ın geneline ekip bulabilirsek. Bu işte en önemli olan şey ekip zaten. Tahtakale ve giyim üzerine. İkinci el elbise işi de yapıyoruz biz. Zaten ilk önce ikinci el elbiseyle başladık bu işe. Yeni elbise, ikinci el elbise, Bulgar malları, Çin malları. Genelde mallar Fransa'dan geliyor, ikinci el mallar. Fransa, Almanya. Yeni malların Çin ağırlıklı ama içinde tabii Türk malı, Bulgar malı. Yani her türlü çeşit var. Genelde 10 bin çeşit mal var yani bizim dükkanda. 10 bin kalem mal var. Memnun musunuz işlerden abi? Bulgar pazarında böyle bir nasıl diyelim, gelişme var mı? Bulgar pazarında vallahi gelişme yok diyorlar ama bizim öyle bir kaygımız yok. Evet. Yani Allah şükür bizim işlerimiz iyi. Şunu diyelim peki size Fatih abi, yapmak istediğiniz işler var mı bu dediğimiz gibi giyimden başka? Burada Bulgaristan'da genelde iş adamları sadece bir iş üzerine yoğunluk gösteriyor. Sizler de gördüğümüz gibi 2-3 şey üzerinde, farklı işler üzerinde başka yapmak istediğiniz işler var mı? Yani proje olarak düşündüğünüz, hayata geçirmek istediğiniz işler. Proje olarak düşündüğüm, ben gene bu aslında Tahtakale işi üstüne daha çok genişlemeyi düşünüyorum. Yani diyelim şu an 3 şehirdeyim, 5 şehirde, 10 şehirde. Tabii ekibe bağlı. Ekip bulabilirsem bütün Bulgaristan'a yayılmayı düşünüyorum. Aslında 6 senedir duruyorum Razgırat bölgesinde. Deli Orman gelip gezip görmeye değecek bir yer. Tabii insanın yapısına bağlı. Eğer iş yapabilecek bir yapısı da varsa daha çok büyük şehirleri tercih ediyorlar Türk vatandaşlar. Ama burada yerler de ucuz, bölge de ucuz, her şey ucuz, işçi de ucuz. Yani iş yapabileceklerinde biraz bilgileri varsa iş konusunda yapabileceklerini düşünüyorum. Ama gezmeye kesin gelmeleri lazım. Yani buraya geldik. Burası genelde her zaman kültür turizmiyle çok meşhurdur. Razgat'ta gezilecek yerler çok, tarihi, mimarisi, her şey çok zengindir. İş konusunda dediniz, iş yapabileceğini düşünüyorlarsa buyursunlar gelsinler diyorsunuz siz de. Ya iş konusunda insanın tecrübesine bağlı. Şimdi tecrübesiz bir insan gelip de ben iş yapacağım dediği zaman dünyanın hiçbir yerinde yapamaz zaten. Ama biraz tecrübesi varsa Bulgaristan'da da iş yapar, her yerde yapar. Ama huzur arıyorsa buradan daha huzurlu bir yer ben hayatımda görmedim. Yani ne trafiği var, hiçbir şey yok. Büyük şehirlere bakarak çok rahat. Yani insanlar genelde, ben şahsen yaşım daha genç ama emekli olduğumda buraya yerleşebilirim yani. Evet abi, siz, ayıp değil. Size yaşını soralım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 32 yaşındayım. 32 maşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere Fatih abi. Dediğimiz gibi bugün sizlerle beraber Razgırat'taydık. Yanımızda Fatih Turan, Turan 61 şirketi imtiyaz sahibi. Turan, Fatih abi her şey gönlünüzce olsun diyorum. İnşallah hayatınızda ve işinizde başarılı olursunuz. İnşallah tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Sizin söylemek istediğiniz son olarak bir şeyler var mı? Ben de size teşekkür ediyorum gelip burada bizi bulduğunuz için. İlk defa oluyor bu. Genelde birkaç Bulgar gazeteci falan gelmişti ama biz kabul etmedik onları. İlk defa sizinle görüşüyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet.
sevgili Rumeli TV izleyenleri, şu anda dediğimiz gibi şirketimizin faaliyetler arasında bulunan bir dükkana daha geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu anda tadilat aşamasında, çok yakında burada faaliyette başlayacak. Burada bulunan Razgat'ta yaşayan, Razgat'ın köylerinde yaşayan, buraya yakın yaşayan tüm soydaşlarımızı, bizleri şu anda ekran başında izleyenler burada bekliyoruz. Şehir merkezinde Boulevard Demokrasya mıydı, nasıldı ya? Boulevard Bulgaria 61. Tamam. Boulevard Bulgaria 36'da bulunuyor buradaki mağazamız. Buraya gelip alışverişi yapabilirsiniz. Şu anda burada efendim tadilat devam ediyor. Ancak burada iç çamaşır olacak. Bu şu anda burada belli. Ve hediyelik eşyalar olacak. Zaten kameramanımız sizlere detaylı bir görüntü veriyor. Burada hazırlıklar devam ediyor. Yılbaşına yetiştirilecek burası. İnşallah yılbaşına girmeden yani buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Kameramanımız da zaten göstersin şu anda çalışmaları. Biraz daha gelirsek buraya abi içeri doğru. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi şirket burada Razgat bölgesinde özellikle faaliyetlerine devam ediyor. Burada bulunan işçiler de hazırlıklarına tüm gaz devam ediyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.